Evet efendim, ülke gündemi bir hayli yoğun. Neredeyse hemen her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. Şimdi yaşanan tüm gelişmeler üzerinden değerlendirme alacağız. Kıymetli bir konuğumuz var. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ bizimle birlikte. Selçuk Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Tuğba Hanım. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağolunuz efendim. Çok teşekkür ederim. İnşallah birlikte. Şimdi en son bu Anayasa Komisyonu masasının dağılmasıyla başlayalım. Zira biraz önce verdiğimiz haberler de bu minvaldeydi. Şimdi öncelikle bunu nasıl değerlendirdiğinizi soracağım ama bir zamanlama açısından bir değerlendirelim diyorum. Neden diyeceksiniz? Çünkü Baykal çok önemli açıklamalar yaptı. Baykal'ın açıklamalarının hemen ardından sanki gündem saptırmak istercesine CHP birdenbire Anayasa Komisyonu masasını devirdi. Bu zamanlamayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Buradan başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi bu Anayasa Komisyonu'nun, Mutabakat Komisyonu, Anayasa Mutabakat Komisyonu'nun yapacağı çalışmaların sonucunda, nihayetinde bir anayasa değişikliği olacağını sezdi. Ve aynı zamanda başkanlık sistemiyle beraber anayasa sistemini gündeme getireceğimiz için, anayasayı gündeme getireceğimiz için bunun bir referanduma gideceğini sezdi. Ve referandumla beraber aynı zamanda da referandumdan da evet çıkacağını sezdi. Bunları kendileri de anket yaptırıyorlardır. Özellikle Sayın Baykal'ın çıkışından sonra endişeye kapıldılar. Eyvah. Sayın Baykal'ın çıkışından sonra dediler ki papuç pahalı ve tekrar yeniden arabayı yokuşa sürmemiz lazım. Aynen 12 Eylül 2010 referandumunda hayır dediğimiz gibi. Fakat o zaman da engelleyemediler. Hayır dediler. 26 maddeyi değiştirmiştik. Parlamentoda hayır dediler. Sadece 27 maddenin bir tanesini geçirememiştik. O da HDP'liler o noktada, o zamanki HDP'nin uzantısı ret oyu vermişti. 5 tanesi evet oyu vermişlerdi. Şimdi dediler ki anayasa değişecek. Başkanlık sistemi gelecek. Türkiye'de HDP ile işbirliği yapsak bile solun oyları, sosyal demokratların oyları, %35 civarında bir oyları var. Bütün HDP'yi bir araya getirsek, CHP'yi bir araya getirsek, buradan bir başkanlık çıkmaz. Buradan bir anayasa değişikliğinden sonra da tabirimi mazur görün, buradan bize ekmek yok dediler sosyal demokratlara güya. Oysa ki gerçekse sosyal demokrasiyi içselleştirmiş olsa CHP, CHP Marksist-Leninist, soslardan vazgeçse, Kürtçü soslardan, siyasal Kürtçü soslardan vazgeçmiş olsa, gerçekten hakikaten sosyal demokrasi içselleştirse, sosyal adalet kavramına daha çok önem verse, değerlerle barışmış olsa Türkiye'de, nasıl ki AK Parti devleti milletle barıştırdıysa, devleti değerlerle barıştırdıysa, bu CHP'yi yönetenler de CHP'yi tekrar yeniden millete ve milletin değerlerle barıştırmış olsa, neden bir sosyal demokrat başkan olmasın ki Türkiye'de? O nedenle masayı devirmediler, masadan kalktılar, masa duruyor yerinde. Ve Sayın Başkan, Meclis Başkanı tekrar yeniden parti liderlerine çağrıda bulundu. Gelin konuşalım, oturalım dedi. Aynı zamanda diğer partiler zaten şu ana kadar masadan kalktık demediler onlar. Biz, Sayın Başbakanımız çağrıda bulundu, dedi ki bütün partilere ön koşulsuz olarak çağrıda bulunuyorum, gelin devam edelim bu görüşmeleri. Biz millet iradesinin bize bir görev verdiğini düşünüyoruz, bize bir vazife ifa ettirmek istediğini düşünüyoruz. Nedir? Yeni anayasa yapın diyorlar bize. 1921-24 olağanüstü hal şartlarıydı, biliyorsunuz. Yeni kuruluş ve kurtuluş dönemiydi. 1961 ve 82 ise darbecilerin anayasasıydı. Biz bunu değiştirdik, 17 defa anayasa değişti. Anayasa kurulduğundan bugüne kadar, 1982 yılından bugüne kadar 17 defa değiştirildi. En çok da biz değiştirdik, 26 madde olmak üzere. Şimdi ise tamamını değiştirmek istiyoruz ve pür başkanlık sistemi içerisinde bir anayasa değişikliği özlemi içerisindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde böyle bir sayısal yapı var. Bu şeref bütün partilere ait olmuş olacak. Cumhuriyet Halk Partisi burada yanlış yapıyor. Cumhuriyet Halk Partisi bir kere konuşmayı istemiyor. Oysa ki demokrasi konuşma sanatı. Demokrasi fikirleri çarpıştırma sanatı. Fikirler çarpışacak, hakikati bir şey doğacak Tuğba Hanım. Şimdi diyorlar ki başkanlık sistemini konuşmayalım. Parlamenter sistemi istiyorsanız yeniden konuşalım. Niye konuşmayalım? Gelin oylama yapacağız. Kendinize güvenin. MHP'ye güvenin. HDP'ye güvenin. AK Partililere güvenin. Millet iradesine güvenin. Milletin ön sezisine güvenin. Buna güvenin. Ama kendilerine güven olmadıkları için başkanlık sistemini konuşmayalım. Peki siz ne istiyorsunuz? Siz diyorsunuz ki biz senaryoyu biz yazalım, rolleri biz dağıtalım ve ardından da buna da biz tiyatro diyelim, buna da siyaset diyelim, demokrasi diyelim diyorlar. Oysa ki senaryoyu halk yazar, rolleri halk dağıtır, senaryoyu meclis yazar, rolleri meclis dağıtır ve ardından referandum kararını da meclis alır. Buna bir kere saygı göstermeniz lazım. Onlar Milli Şef döneminde kaldı. Daha önce kendileri biliyorsunuz bir yandan vali olacaklar, bir diğer yandan parti başkanı olacaklar. Bir yandan kaymakam olacaklar, bir yandan ilçe başkanı olacaklar.
Böyle bir dönemler geride kaldı ve kendileri yeniden Türkiye'yi doğru okuyacaklar. Zaten doğru okuyamadıkları için bu böyle bir akıbet kendilerini bekledi. Hmm. Bu sonuçta 7 Haziran kendilerini buldu, 1 Kasım kendilerini buldu. Bakın Kılıçdaroğlu yanılmıyorsam eğer 6-7 defa seçime girdi, hepsini kaybetti. 7 defa seçime girdi. 7'sini de kaybetti. 7 defa seçim kaybedip ve oylarını düşüren bir parti genel başkanı orada durur mu? Dünyada bir ilgi yaşıyoruz. Avrupa'da Almanlar %1,5 oy kaybetti diyerek ve güçlü bir iktidardı. Aynısını İngiltere'de gördük. %1 oy kaybettiler diyerek genel başkanlar orada istifa ederler. Siz oyunuzu hep düşürüyorsunuz. Gelin önce bir kere siz partinizdeki genel başkanlıktan istifa edin. Ondan sonra konuşalım bunları. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü diyor ki MYK'da konuşuruz, bunu düzeltiriz. Başkanlık sisteminden vazgeçtiklerini söylesinler. Biz ne başkanlık sisteminden vazgeçiyoruz, ne parlamenter sistemin tartışılmasından vazgeçiyoruz, ne anayasa taslağının HDP'nin görüşlerinden, MHP'nin görüşlerinden, CHP'nin görüşlerinden vazgeçiyoruz. Hiçbirinden vazgeçmiyoruz. Her biri değerli görüşlerdir diye düşünüyoruz. Her değerli görüşü masaya yatıralım, fikirleri çarpıştıralım. Bunu daha sonra parlamentoya getirelim. Parlamento eğer bunu referanduma götürme iradesini sergilerse daha sonra milletimize danışalım. Milletimiz de bu noktada evet mi diyecek, hayır mı diyecek, ona göre yeni bir yol haritası çizelim istiyoruz. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi maalesef masadan kalkarak demokrasiye ihanet etti. Millet iradesine ihanet etti. Millet bize bir talimat vermişti. Anayasayı değiştir, kendilerinin seçim beyannamesinde de bu vardı biliyorsunuz Tuğba Hanım. Yeni anayasa istediklerini söylediler. Bütün zaten siyasi partiler isimde anlaşamadık. Bir kere bu komisyonun adı ne olacak? Ya ad önemli değil, zarf önemli değil ki, mazruf önemli, suret önemli değil ki, siret önemli, şekil önemli değil ki, ruh önemli. Bunu yapabilmek çok önemli ama zarfa takıldılar. Önce adı ne olsun? İşte 12 Eylül Anayasası'ndaki darbe hukukundan doğan, bugünkü evrensel hukuk kurallarıyla çatışan maddelerin kaldırılması gibi bir isim koyalım. Ardından görev tanımlamasında yine aynı şekilde zarfa takıldılar. Bunların hepsi ipe un sermek, bunların hepsi anayasa değişikliğini istemiyor CHP. Türkiye'nin özgürleşmesini istemiyor. CHP Türkiye'nin zenginleşmesini istemiyor. Türkiye'nin evrensel hukuk kurallarıyla tanışmasını istemiyor. CHP bir noktada eski anayasayla, darbe anayasasıyla Türkiye yönetilsin istiyor. Şu ana kadar bütün icraatları bunu gösteriyor. Ama şimdi tabii şöyle bir durum da ortaya çıkıyor. Madem Türkiye için bu kadar önemli olan şeyleri istemiyorsun, o zaman senin ülkenin ana muhalefet mertebesinde ne işin var diye de adama sorarlar. Zaten, aklınıza sığınarak söylüyorum ama. Şu an Cumhuriyet Halk Partisi her geçen gün oy kaybediyor. Bunu Deniz Baykal da söyledi biliyorsunuz. Bir gün önce televizyonlarda, iki gün önce televizyonlarda söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kılıçdaroğlu bir şeyler yapmıştır ama 3 yıl sonrasını kucaklayacak durumda değiliz. Yeni bir sese, yeni bir söze, yeni bir nefese, yeni bir yapıya ihtiyacımız var. Bunu da dile getirdi. Ardından da kendisini mecliste Sayın Baykal yalnız oturur zaten. Şimdi yalnız adam diyerek resimler çekti muhalifler. Öyle bir algı oluşturmaya çalıştılar. Şimdi. Baykal gelirdi. Meclise gelir. Gelmeye de çalışır Baykal. Geldiği zaman yanında bir kişi olurdu. O da Aydın Milletvekili, eski Isparta Rektörü Metin Lütfü Baydar olurdu. Yani o yanında olurdu. Şimdi bu dönemde de baktım o yanındaydı. Ara sıra diğer milletvekilleri selam verirler ve geçerlerdi. Yanında oturanlar çok az olurdu. Bir kişi, iki kişi yanında oturur. Onlar da 5-10 dakika oturur ve giderlerdi. Bir Baykal darbeleri ve muhtırlar araştırma komisyonu olarak kendisinin bilgilerine başvurmak istediğimiz zaman bir kalabalık CHP heyetiyle geldi. O zaman da ifade vermemişti. Sadece 5 sayfa kadar okudu. Bizim sorularımıza cevap vermeden kalkmıştı. Gitmişti. Sayın Baykal o gün tarihe not düştü. Baykal'ın tenkit edeceğimiz yönleri vardır. Katılmadığımız fikirleri vardır. Ama Baykal o gün Türkiye'nin dış politikası konusunda bugünkü durumu değerlendirme noktasında doğru tespitler yapmıştır. CHP'de de fincancı katırlarını ürkütmüştür. CHP'de çok ciddi şekilde ses getirmiştir. Tabanda ses getiriyor. Belki bugün milletvekillerinin nezdinde ses getirmiyor ama tabanda ses getiren, çünkü tecrübeli bir siyasetçi, devleti tanıyor. Bir, kendisi milletini öğrendi, tanıdı, 1980 darbesini gördü. Genç yaşta Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaptı, Dışişleri Bakanlığı yaptı, Başbakan Yardımcılığı yaptı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok zor günlerde büyük kongre mücadeleleriyle oralara geldi. Bir kere devlet adamlığı nosyonu var. Kılıçdaroğlu milletini tanımıyor, bir. Kılıçdaroğlu devletini tanımıyor, herhangi bir devlet tecrübesi yok, iki. Kılıçdaroğlu dünyayı tanımıyor, üç. Kılıçdaroğlu CHP'yi tanımıyor, dört. Kılıçdaroğlu belki de kendisini tanımıyor ve benim Deniz'le yapmış olduğum bir konuşmaya atıfta bulunarak
çözüm sürecinde kelimesini ekleyerek, iki kelime ekleyerek 200 ton bomba şehirlere koydular. Ben çözüm süreci kelimesini kullanmadım ki. Göstersin. Göstersin ben çözüm süreci kelimesini kullandığıma dair. Ben o zaman milletvekiliyim. O zaman söyleyeyim diyeyim ki evet özür dileyim. Kullanmışım. Ben moda mod izledim. Moda mod kelimeleri tek tek tercüme ettim. Hı hı. Çıkarttım oradan. Öyle bir şey yok diyorum ki özellik, öz yönetim teranesinden sonra bunları söylüyorlar. 200 ton bomba yakalandı. Şehirlere koydular. Bunlara özellik ve öz yönetime müsaade etmeyeceğiz. Bunlar hezeyandır. Bunların hepsi teranedir. Bunların hepsi zırvadır. Zırvada tevil götürmez diyorum. Bunları söylüyorum. Diyeceğim şudur ki tekrar yeniden masaya dönmelerini bekliyoruz. Dönerler mi sizce? O davete icabet edecekler mi? Bence ama dönmeleri gerekiyor. Bence dönmeleri gerekiyor. Şartını. Başkanlık sistemiyle ilgili retoyu kullansınlar. Bizim bir kere nasıl bir başkanlık sistemi sunacağımızı beklesinler, görsünler. Ardından kendileri nasıl bir başkanlık sistemi istemediklerini izah etsinler. Nasıl bir parlamenter sistem? Mesela Kılıçdaroğlu diyor ki Türkiye 140 yıldır parlamenter sistemle yönetiliyor. Nasıl 140 yıldır parlamenter sistemle yönetiliyor? Milli şef dönemi parlamenterlik sistemi miydi? Parlamenter sistem çok partili hayat demektir. Parlamenter sistem demokrasinin neşet ettiği dönem demektir. Neşve nema bulduğu dönem demektir. Var mıydı çok partili hayat? Yoktu ki. 1960 dönemi darbenin yapıldığı dönem parlamenter sistem miydi? 1971 parlamenter sistem miydi? 1980 parlamenter sistem miydi? Kaldı ki Türkiye zaten parlamenter sistemle yönetilmiyor. Yani sistem parlamenter değil. Sistem parlamenter sistem değil. Bu siyasi partilerin yasasının değişmesi lazım, seçim kanununun değişmesi lazım. Parlamenter sistem, eğer bizim başkanlık sistemimiz gelmiş olsaydı 7 Haziran'da biz kaos yaşamazdık ki. Başkan seçilmiş olurdu, bakanlar kurulu dışarıdan atardı, hükümet çalışmalarına devam eder, 5 ayımızı kaybetmezdik. O kaos döneminde terör bu kadar hortlamazdı. Dış politikada aynı şekilde birileri, affedersiniz akbabalar, Türkiye'nin üzerine üşüşmezlerdi. Parlamento birazcık alacalı olurdu. Alacalı olurdu. O kadar biraz dağınık olurdu. Ama başkan ve hükümet, bakanlar kurulu, kabinesi devam ederdi Türkiye üzerindeki tasarruflarda bulunmaya. Bu bile bizim başkanlık sistemini neden istediğimizi en bariz, en müşahhas örneklerden bir tanesi. Ama Kılıçdaroğlu ve arkadaşları ipe un sermek için, işte arabayı yokuşa sürmek ve bahane üretmek için özellikle başkanlık sistemini öne sürüyorlar. Hani kurtla kuzu hikayesi var ya, kurt yukarıdaymış, kuzu aşağıda. Kuzu kardeş suyumu bulandırma demiş. Aman efendim ben aşağıdayım, bulandırsa siz bulandırıyorsunuzdur suyu. Yukarıda sizsiniz. Anlamam suyumu, anlaşıldı efendim, beni yiyeceksiniz ya. Suyu bahane. Bulandırma bahane. Şimdi de başkanlık sisteminin geleceğini görüyorlar ya. O nedenle başkanlık sistemini veya anayasanın değiştireceğimizi, bu şerefin daha çok bize ait olacağını düşünüyorlar. Evet parlamentoda her milletvekilinin olacak bu şeref ama bu şerefin daha çok bize ait olacak. Çünkü biz 2010 referandumundan beri evet diyen insanlarız. Anayasa değişsin diyen insanlarız. Bunun için bedel ödeyen bir partiyiz biz AK Parti olarak. Bunun için de can siperhane olarak çalışan bir partiyiz. Evet. Şimdi de bunu değiştireceğimizi anladılar. Deniz Baykal'ın konuşması da işin tuzu biberi oldu. Bir noktada ondan da çekindiler gibi gözüküyor. Yani bu parti içi bir çaba. Hı hı. Türkiye'yi düşünmüyorlar. Kendi liderlik ve çevrelerini düşünüyorlar. Şu an CHP ve kurmayları benim gördüğüm kadarıyla partilerini bile düşünmüyorlar. Acaba ne kadar çok koltuğu muhafaza edebiliriz? O noktadaki hamlelerinden bir tanesi diye değerlendiriyorum. Hmm. Peki şimdi mesela diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi bu davete icabet etmedi, masaya gelmedi. Üç parti olarak bu komisyon devam eder mi? Ya da bir başka alternatif olarak mesela işte daha fazla yargı kanadından insanların içinde olduğu, sivil toplum kuruluşlarının içinde olduğu bir şekilde. Gerçi bugün mesela Sayın Kahraman dedi ki zaten elimizde o kadar çok done var ki dedi. Yani 70 bin sayfa. 70 bin sayfalık bir doneden bahsetti mesela. Sayfa. Var dedi. Herkesin görüşü var. Evet, herkesin görüşü var. Bu konuyla ilgilenen herkesin görüşü var. Vatandaşın var, hukukçunun var, yargı mensubunun var, üniversite hocalarının var, parlamenterlerin var, partilerin var, parlamento içi partilerin var, parlamento dışındaki partilerin var. Bütün sivil toplum kuruluşların, sendikaların, odaların, efendime söyleyeyim, derneklerin kapsam var. Kapsam yeterince genişliyor. 70 bin sayfa insanların görüşü alındı bu noktada. Herkes şunda hemfikir, parlamentoda bir anayasa değişikliğine ihtiyaç vardır. Bu anayasa değişikliği paket halinde yapılmalıdır. Bunu söylüyorlar. Başkanlık sistemi tartışılmalıdır. Ve nasıl bir başkanlık sistemi olacağı da Türkiye'nin gündeminde olmalıdır. Bunu söylüyorlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi masaya gelmezse. Üç parti yoluna devam edecek. Hı. Burada zaten komisyonun adı Anayasa Mutabakat Komisyonu. Hı. Burası uzlaşma komisyonu kaldırıldı. Mutabakat komisyonu haline getirildi. Bir uzlaşı. Uzlaşı dört parti içinde olmaz ki. Üç partili olur. Şimdi uzlaşı biz
367 milletvekiliyle anayasayı değiştirme hakkına sahibiz. Hmm. Yani geri kalan 550 milletvekili istemedi diyerek diğer geri kalanlar anayasa geçerli olmayacak mı? Hayır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi biz anayasada %58 ile yanılmıyorsam eğer anayasa 12 Eylül 2010 referandumunda o zaman anayasa değişikliği yapmıştık biliyorsunuz. Şu an referandum sonucunu bilmiyorum. 52, 51 veyahut da 52 idi yanılmıyorsam. Şu an tam hatırlamıyorum ama öyle bir sonuçtu. Biz orada evet çıktıktan sonra istemeyenler, hayır diyenler olursa ne olacak? O zaman bu anayasa geçerli değil mi? Bu 26 madde geçerli. Önemli olan Milliyetçi Hareket Partisi'nin sayısal çoğu ismi şeyi var. Yeterli bir milletvekili sayısı var. HDP'nin var orada. Türkiye'nin milli bütünlüğü içerisinde, milli bütünlük içerisinde siyaset yapanların milli bütünlük içerisinde evrensel hukuk kurallarını yakalamaları, sivil, çoğulcu, demokratik bir anayasanın oluşmasını temin etmek, kısa, öz bir anayasanın yapılmasını temin etmek ve ilk defa olarak da siviller anayasa yaptı diyerek de tarihe not düşmek istiyoruz. Biz üç parti olarak yolumuza devam edeceğiz. Bu noktada yalnız bile kalsak, yine anayasa değişikliğini terörüm edeceğiz. Aynen Cenab-ı Şahabettin'in söylemiş olduğu gibi ümit kalbimizde geveze bir kuştur, hiç susmaz dediği gibi. Anayasa değişikliği kalbimizde her zaman için öten bir kuş olacak. Hep yeni anayasa, yeni anayasa diyerek. Bu. Halkın talebi de bu. Çünkü anayasa demek, yeni anayasanın özgürlük demek. Yeni anayasa demek, zenginlik demek. Yeni anayasa demek, orta ölçekli devlet olmaktan çıkıp büyük ölçekli devlet olmak demek Tuğba Hanım. Yeni anayasa demek artık bölgesel aktör olmak demek değil. Küresel aktör olmak demek. Nasıl olacak bu? İşte biz anayasa değişikliği yapıldığında bunda MHP'nin de rolü var. Ecevit, MHP ve Mesut Yılmaz döneminde anayasanın bir maddesi değişti. Türkçenin dışında da başka dillerle yayın yapılabilir diyerek bu noktada bir anayasa değişikliği oluşturdular. O gün, bugün Türkiye'de Kurmanca konuşuluyor, yazılıyor, çiziliyor, söyleniyor, Zazaca yapılıyor, Arapça yapılıyor. Bu ne oldu? İnsanlar özgür olunca hem meramlarını daha rahat bir şekilde ifade ettiler, hem de insanlar özgür olunca huzurlu oluyorlar. Huzurun olduğu yerde de yetenekler daha çok ortaya çıkıyor, zekalar daha çok ortaya çıkıyor. Huzur varsa orada enerjiniz var demektir. Orada tüketim toplumu olmaktan çıkarsanız üretim toplumu haline dönüşürsünüz. Ama huzur yoksa orada kendi içinize kapanırsınız, yeteneklerinizi keşfetmeye fırsat vermezsiniz. Siz de yeteneklerinizi bilemezsiniz, zekanızı, birikiminizi bilemezsiniz. Şimdi biz diyoruz ki gelin birikimimizi bilelim. Bunu yapıyoruz. Bütün anayasa değişiklikleri Türkiye'ye çok ciddi şekilde katma değer sağladı. Madde ve mana planında. Bundan sonraki anayasa değişikliği de madde ve mana planında Türkiye'ye çok ciddi katma değer sağlayacak. Evet. Şimdi bu anayasa çalışmalarındaki bu son gelişmeler Baykal'ın açıklamalarını da gölgede bırakmasın. Biz yine biraz Baykal'ın açıklamalarına da değinelim. Çünkü çok önemli şeyler söyledi. Sınır ötesi operasyona dair söylediği şeyleri biraz sonra konuşalım. Zaten o konuya da gireceğiz. Fakat özellikle CHP ile ilgili HDP ile birlikte hareket ettiğini söyledi. Yani aynı çizgiye kaydığını söyledi CHP'nin HDP konusu ve taban da bundan rahatsız. Dedi ve acil olarak parti yönetiminde köklü bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Şimdi bunlar çok önemli şeylerdi. Peki bundan sonraki süreçte ne olur sorusu geldi akıllara. Çünkü biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun bir açıklaması vardı. Bizim de aynı şeyi düşünmeyenleri ihraç edeceğiz partiden şeklinde. Evet. Ve dediğini de yaptı aslında Kılıçdaroğlu baktığımızda. Bundan sonraki süreçte Baykal'da bir ihraç bekler mi? Ne dersiniz? Yoksa parti ikiye bölünür mü? Beşinci parti CHP'nin içinden çıkar mı? Ben şunu söyleyeyim. Kılıçdaroğlu'nun döneminde partide bir siyasal Kürtçülük ve aynı zamanda mezhepçilik var. İnsanların mezhepleri olur, insanların kavimleri olur ama kavmiyetçilik yapamazsınız. İnsanların mezhepleri olur ama mezhepçilik yapamazsınız. Bir parti demek aynen şehir gibidir. Şehir ne demektir? Şehir farklı kültürlerin, mozaik, farklı renklerin, farklı ırkların, etnisitelerin, farklı mezheplerin, farklı renklerin orada yaşadığı yere biz şehir adını veririz. Köy farklıdır. Köy birkaç sülaleden müteşekkildir. Burada binlerce sülale vardır. Binlerce şehir vardır. Binlerce etnisite vardır. Yüzlerce etnisite vardır. O nedenle şehir adını veririz. Parti de bu demektir. Parti farklı fikirleri, farklı etnik yapıları. Zaten Osmanlı yıkılırken son liman, son kaleye sığındık. Gürcüsü burada, Lazı burada, Çerkezi burada, Kürdü burada, Alevisi burada, Sünnisi burada, Arnavutu burada, Türkmeni burada, Boşnağı burada, Arabı burada, Zazası burada. Hep beraber birlikte bir millet olmak için gayret sarf. Her parti herkesten oy alacak ki parti olacaksınız. İşte bunu AK Parti gerçekleştirdi Tuğba Hanım biliyorsunuz. %50 oy aldı. CHP bir türlü gerçekleştiremiyor. Kılıçdaroğlu döneminde bir siyasal Kürtçülük, bir de mezhepçiliğin yavaş yavaş partiye hakim olduğunu gözlemliyoruz. Ve daha önce
Hüseyin Aygün Tunceli milletvekili, Atatürk döneminde 40 bin Rum'u batıda kestik. Dido Satürn'ün kitabını okudu. Kestik ve soykırım yaptık dedi. Açıkça söyledi bunu. Evet. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu parti. Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün yıllarca genel başkanlık yaptığı parti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı, ikinci genel başkanı da İnönü Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarından. Daha sonra işte Ecevit geldi, Baykal geldi. Efendime söyleyeyim bir Öğmen geldi. Daha sonra da Karayalçın geldi. Ardından kendisi geldi. Şimdi burada iki tane büyük lider CHP'nin uzun yıllar genel başkanlığını yaptı. Allah aşkına Atatürk ve İnönü soykırım mı yaptılar? Peki soykırım yapmadığı halde siz Hüseyin Aygün'ü niye partinizden ihraç etmediniz? Şimdi Sezgin Tanrıkulu diyor ki PYD terör örgütü değildir diyor. Hı. Sen de Kılıçdaroğlu terör örgütüdür diyorsun. Sezgin Tanrıkulu disipline verildi mi? Hayır. Peki Sezgin Tanrıkulu daha önce uykuda öldürülen polislerimiz var. PKK tarafından biliyorsunuz. Sonra çözüm süreci bitti dedi Kandil. Biz artık devrimci halk savaşını başlatıyoruz dedi. Hı-hı. Ve ardından da polislerimizi öldürdüler, askerimizi öldürdüler. Ve biz de Kandil'e operasyon yaptık. Hı-hı. Ve orada hemen Sezgin Tanrıkulu dedi ki, sivilleri öldürdü Türk Silahlı Kuvvetleri. Bir sivil köyü, bir köyü bombaladı ve sivilleri öldürdü. Sadece bunu demedi, Avrupa Parlamentosu'na bizi şikayet etti. Şimdi elinde done var mı Sezgin Tanrıkulu? Elinde belge var mı? Elinde bilgi var mı? Sadece ve sadece oradan birisi sana telefon açtı. İşte burada bizim köyümüz bombalandı dedi. Belki de bir PKK'lı aradı seni. Belki oradan affedersiniz bir Kandil'deki PKK'nın liderlerinden birisi aradı seni. Oyuna geliyorsun biliyor musun? Aynı Sezgin Tanrıkulu daha önce baro başkanıken de orada bir termosta bomba patlatıldı. Türk İntikam Tugayları diye bir örgüt üstlendi dediler. Sonra polis araştırdı. Türk İntikam Tugayları yok orada. Diyarbakır'da kurulmuş olan PKK kurmuş bu örgütü. Kurulan eve kadar tespit ettiler ve yakalandılar. Daha önce binlerce kişiyle oraya gidip de eylem yapan Kürt-Türk kavgası çıkartmak istiyorlar. Bunu da derin devlet yapıyor diyen Sezgin Tanrıkulu tekrar aynı yere giderek özür dilemesi gerekirken dilemedi. Şimdi Sezgin Tanrıkulu'yu PYD terör örgütü değildir dediği için niye disipline vermiyorsun sen? Peki Birgül Ayman Güler dedi ki biz paralel işbirliği yaptık dedi. Nerede şimdi Birgül Ayman Güler? İhraç edildi. Yok. Peki daha önce hatırlarsanız Aylin Nazlı yakında Atatürk'ün resmini birisi indirdi dedi. İndiren yok ortada. İndiren suçu değil. İndirildiğini söyleyen kişi partiden ihraç edilmek üzere disipline veriliyor. Allah aşkına buranın neresi Atatürkçü bir parti? Burası nasıl Atatürk'ün kurmuş olduğu bir parti? Kılıçdaroğlu döneminde parti çok ciddi şekilde yerli unsurlardan yavaş yavaş uzaklaşıyor ve milli unsurlardan uzaklaşıyor. Bundan da rahatsızlık duyuyor. İşte milli muhalefet istiyorum dedi Sayın Başbakan. Ya ben bundan rahatsızlık duyuyorum, bu da ağrıma gidiyor falan. Evet, milli muhalefet istiyoruz biz. Türkiye'nin milli menfaatleri, Deniz Baykan ne dedi? Evet, Suriye politikalarını tenkit edebilirim ama bugün PYD'yi bombalamamız, PYD'ye yapmış olduğumuz operasyonlar doğrudur. Suriye'ye elbette ki müdahale edeceğiz. Suriye ile ilgili bir gane kalmayacağız. Çünkü sınırımızda ayrı şekilde devletler kurulmak isteniyor. Şimdi aynısını Kürtçülükle ilgili de şey söyledi Baykal. Hatırlarsanız eğer. Mezhepçilikle ilgili de uyardı kendisini evet. Partide. Bu nedenle aynı zamanda Uşak milletvekili ulusalcı bir kadın vardı orada. Şu an ismini hatırlayamadım. Dilek Hanım yanılmıyorsam. Dilek Akagün Yılmaz. Listeye tamam. Konulmadılar. Bugün yine aynı şekilde ulusalcıyız diyenler milli değerlere bağlıyız diyenler çok ciddi şekilde seslerini yükseltiyorlar. Bugün belki milletvekilleri seslerini çıkartamayabilirler ama kesinlikle şunu söylüyorum, CHP kaynıyor ve Kılıçdaroğlu bu saatten sonra artık orada duracağını tahmin etmiyorum, durabileceğini tahmin etmiyorum. Bu basınç bu bendi yıkar diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce bir şey söylediniz. Özellikle Deniz Baykal'ın vurgu yaptığı konulardan bir tanesi çok önemliydi. Halep Sünni kentidir. Bu kenti Rusya'nın Esad'ın himayesine teslim etmek üzerine bir politikayı çok ciddi sorgulamak lazım dedi. Sizce bu açıklama neye hedef alıyordu? Bu doğru. Bu Kılıçdaroğlu'na hedef alıyor burada. Burada CHP'nin sözcülerine hedef alıyor. Bu Sezgin Tanrıkulu'na hedef alıyor. Bu aynı şekilde parti adına konuşanlara hedef alıyor. Biliyorsunuz Kurtuluş Savaşı olurken top sesleri Polatlı'dan duyulurken Ankara'da bir milletvekili kürsüye çıktı ve şöyle bir konuşma yapmıştı. Osmanlı parçalanmış, Fransızlar, İtalyanlar, İngilizler, hepsi Ruslar, Ermeniler Anadolu topraklarını parsellemişler ve kala kala bize Ankara ve birkaç tane il kalmış vaziyette bir milletvekili kürsüde şöyle sesleniyordu. Güneyimizin müdafaası nereden başlar biliyor musunuz diyordu. Musul'dan başlar diyordu. Musul'dan başlar.
Peki batımızın müdafaası nerede? Batı sınırlarımızın müdafaası nereden başlar? Bosna'dan başlar diyordu. Yenilmişlik duygusunu sinelerine yer ettirmiyorlardı Tuğba Hanım. Şimdi aynı şekilde aynı sözleri CHP milletvekillerinden bekleriz. Aynı şekilde HDP milletvekillerinden bekleriz. MHP milletvekillerinden bekleriz. AK Parti her milletvekilinden bekleriz. Bizim güneyimizin müdafaası Halep'ten başlar, Musul'dan başlar. Bizim batımızın müdafaası Bosna Hersek'ten başlar diyerek bunları seslendirmemiz lazım. Biz bugün çok güçlü bir devletiz, Allah'a şükürler olsun. Evet. Yani Kurtuluş Savaşı döneminde çok küçük bir devlettik biz. Büyük milletin küçük devletiydik. Ama o büyük millet o küçük devleti inşa etti ve oradan da şimdi yeni bir çınar meydana geliyor. Mustafa Kemal Atatürk arkadaşlarına teşekkür ederiz. Ardından Menderes'e devam etti, Özal'la devam etti. Şimdi aynı şekilde Baykal onlara mesaj veriyor. Diyor ki yaptığınız yanlış, doğrusu bugün Türkiye'nin müdahalesidir. O bölgede birileri yeni bir kandil inşa etmek istiyorlar. Türkiye buna müsaade etmek istemiyor. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız söyledi biliyorsunuz. Evet, evet. İkinci bir kandile müsaade etmeyeceğiz. Kesinlikle müsaade etmeyeceğiz. Ve o bölgede Kürtlerin bombalanması falan söz konusu değil. Eğer Kürtler bombalanmış olsaydı biz 220 bin Kürt'ü Kobani'den, aynen Arap'tan alıp da Türkiye'ye getirir miyiz? Bugün 2,5 milyon Suriyeli bizim sınırlarımızda. Peki biz Kürtleri bombalamış olsaydık Saddam döneminde 350 bin peşmergeyi Türkiye'de barındırır mıydık? Peki biz şu an 2,5 milyonun yaklaşık 1 milyonu Kürt kökenli. Bu Kürt kökenlilere bakar mıydık? Bugün Güneydoğu Anadolu'da yapmış olduğumuz mücadeleyi de aynı şekilde negatif algıyla efendim işte Kürtlere yapılan Kürt şehirleri, şehirler Kürt falan değil. O şehirde Kürtler yaşıyor, Araplar yaşıyor, Türkmenler yaşıyor. Kürtlerin yoğunlukta olduğu şehirlerimiz var, Arapların yoğunlukta olduğu şehirlerimiz var, Türkmenlerin yoğunlukta olduğu şehrimiz var. Efendim mesela göçmenlerin yoğunlukta olduğu şehrimiz var, Lazların yoğunlukta olduğu şehrimiz var. Ama o şehirlerin isimleri var. Diyarbakır gibi, Rize gibi, Kocaeli gibi, Manisa gibi isimleri var. Şimdi kalkıyorsunuz siz orada, efendim Kürtlere karşı operasyon yapılıyor diyor HDP milletvekilleri. Kürtleri yapmıyoruz. Biz orada PYD'ye karşı operasyon yapıyoruz. PYD Marksist-Leninist bir silahlı örgüttür. PKK'nın uzantısıdır. PKK'nın orada yeni bir kanton kurmak için kullanmış olduğu bir argümandır. Bir maşadır, bir enstrümandır. Bu enstrümana müsaade etmeyeceğiz. Ülkemizde de aynı şekilde öz yönetimmiş, özellikmiş diyenlere de müsaade etmeyeceğiz. Bununla çok topyekun mücadele vereceğiz. Bir yandan terörle, teröristle mücadele, bir diğer yandan bölücülükle mücadele, bunun siyasal kanadıyla mücadele, medya kanadıyla mücadele, üniversite boyutuyla, efendim basın yayın boyutuyla, uyuşturucu kanadıyla mücadele, bürokrasi kanadıyla mücadele, biz topyekun mücadele etmek zorundayız. Biz Kürtler bizim birinci sınıf vatandaşlarımızdır. Araplar gibi, Türkler gibi, herhangi bir Çerkez gibi, Alevi gibi, Sünni gibi. Eğer bir insan haklarında problem varsa bu problemleri gidermek Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görevidir. Onu yapmaya da hazırız zaten. Her partide hazır olmalıdır. Ama özellikle şuna vurgu yapmak istiyorum. Kürtlere karşı bir operasyon ne Suriye'de vardır, ne Türkiye'de vardır. Terör örgütlerine karşı operasyon yapıyoruz. DAEŞ de terör örgütüdür. PYD de, PKK da terör örgütüdür. KCK da terör örgütüdür. THGBC, TİKKU da terör örgütüdür. Aslında zaten yapılmaya çalışılan bu algı operasyonuna Kürt vatandaşlarımızın tamah etmediği de o kadar açık ki. Açık, çok güzel. Ki hem bu yurt içinde hem yurt dışında kendini gösteriyor. Suriye'deki Kürt vatandaşları neden Türkiye'ye sığınıyor? Kuzey Irak'ta, Irak'ta bir şey olduğu zaman neden ilk olarak kapıyı çaldıkları ülke Türkiye oluyor? Hepsini geçelim, bir de yurt içine baktığımız zaman PKK doğuda, Güneydoğu'da bu kadar terör estirdi. Oradaki vatandaş nereye gitti? Ülkenin batısına doğru kaydı. Demek ki Türkiye'nin Kürtlerle bir sıkıntısı yok. Bir kısmı da bazen oraya gitti. Bir kısmı İç Anadolu'ya, Karadeniz'e, Marmara'ya, İstanbul'a, Mersin'e, Akdeniz'e buraya doğru geldi. Hiçbir problemimiz yok. Evet. Zaten Türkiye'de bireysel özgürlüklerle ilgili ne gerekiyorsa yapılıyor. Özellik konusunda mesela dillendirmiyorlar. Bu başörtüsünden Kürt de faydalanıyor, Türk de faydalanıyor. Her ana dili konuşmadan, ana dille ilgili özel okulların açılmasından, enstitülerin kurulmasından, bölümlerin açılmasından, propaganda yapılmasından, mahkemelerde konuşulmasından Arap da faydalanıyor. Kürt de faydalanıyor, Zaza da faydalanıyor, Türk de faydalanıyor bundan. Evet. Yani demokratik bir hak bir münhasıran bir etnik yapıya, münhasıran bir mezhepsel yapıya verilmiyor. Türkiye'nin tamamına veriliyor. Bunu hepimiz istifade ediyoruz. Eksiklik var mı? Var. Bunu gidermek bizim görevimiz. Ama silahla değil, bombayla değil, sözle. Siyasetle. Dünyanın en büyük gücü sözle, siyasetle, hukukla, meşruiyetle bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Bunu yapmayanlara karşı da hukuk gereğini yapıyor. Türkiye bir hukuk devletidir. Demokratik hukuk devleti, bir dakika diyor, bütün siyasal teorilerde ve demokrasilerde silah elinde bulundurma hakkı askere aittir, polise, güvenlik güçlerine aittir. Silah elinde bulundurursan hukuk çerçevesinde alırım senden onu ve gereğini de yaparım. Hukukun dışına da çıkmam. Bu mesajı veriyor. Aynı zamanda o bölgede hatırlarsanız
öz yönetim diyerek kanallar kazdılar, insanları rehin aldılar, insanların malıyla, canıyla, ırzıyla, namusuyla oynadılar, okulları yakıyorlar, camileri yaktılar. Şimdi o bölgede ambulansları kurşunluyorlar, ambulansları yakıyorlar. Şu anki okullarımızın yanan fiyatı ne kadar, parası ne kadar biliyor musun? 1 trilyon lira. Ya. 1 milyar paramız gitti. Nasıl telafi edeceksiniz? Niye çocukların okumasını engel oluyorsunuz siz? Neden o çocuklar Sur'dan gittiler, Cizre'den, Silopi'den, Midyat'a gittiler, Ömerli'ye gittiler, Mardin'e gitti o çocuklar? Niye annelerinden kopardınız siz o çocukları? Niye dağlara çocukları, 15-16 yaşında çocukları dağlara götürdünüz? Hala da bir yandan diyorsunuz ki, efendim işte vicdani red inşa edelim diyorsunuz. Türkiye'de isteyen askerlik yapsın, isteyen yapmasın diyorsunuz. Bir diğer yandan da çocukları dağlara çörek ellerine zorla silah veriyorsunuz. Bunların hepsini biliyor devlet. Ve gereğini de yapıyoruz. PKK, Marksist-Leninist bir terör örgütüdür. Ve kendisi Stalinist metotları kullanmaktadır. Kendilerinden olmayan hiç kimseye yaşam hakları yoktur. Onlar için demokrasi şudur. Sadece HDP'nin olduğu bir parti demokrasi HDP olacak. Başka parti olmayacak. Sanki Milli Şef dönemindeki CHP gibi, sanki efendim işte Mussolini'nin İtalya'sı, Hitler'in Almanya'sı, Saddam'ın Irak'ı gibi burası olacak. Ve de aynı zamanda o bölgede kendilerine destek vermeyen hiç kimse yaşamayacak. Ne Kürt, ne Arap, ne Türkmen, ne Kırgız, ne Alevi, ne Sünni, herkes gidecek. Zorunlu olarak tehcir yapacaklar. Zorunlu olarak o bölgede insanları etnik temizliğe tabi tutacaklar. Daha sonra da burası bizimdir diyecekler, isim değişikliği yapacaklar. Orası sizin falan değil, orası da Kürt'ün de, Türk'ün de, Arap'ın da birlikte yaşamak istediği, birlikte yaşama iradesini sergilemek istediği güzelim Anadolu coğrafyası. 7 tane bölgemiz var. Bu 7 bölgede birbirinden kıymetli ve güzel birlikte yaşama iradesini sergilemeye devam edeceğiz. İstiklal Marşı'yla problemleri var, bayrakla problemleri var, Kur'an'la problemleri var, dinle problemleri var, Hazreti Muhammed'le problemleri var, toprakla problemleri var, tarihle problemleri var, coğrafyayla problemleri var, kalkınmayla problemleri var, terör örgütü. Maalesef bir de siyasal uzantılar var, utanmadan demokrasi diyorlar. Bunların demokrasi eşittir faşizm. Bunların barıştan kastettikleri barış eşittir savaş ve bu savaşta şöyle bir savaştır, alçakça bir savaştır. Alçakça adam öldürmektir. Hanımın yanında gelip polis öldürmektir. Hanımın yanında gelip asker çocuğunu asker öldürmektir. Burada arkadan gelip kurşunlamaktır. Gelip bomba üzerekleriyle beraber oradaki insanları arabayla giderken havaya uçurmaktır. O bölgede kendilerine olmayan korucusunu istemiyorlar. Kadını istemiyorlar, erkeği istemiyorlar. Ama devlet çok güçlü. Biz söylemiştik bunlara. Gelin barıştan yana olun. Birlikte yaşama iradesinden yana olalım. Yaraları saralım dedik. İnanmadılar. Şimdi biz onlara bir daha sesleniyoruz. CHP'ye nasıl ki gelin masaya diyorsak, şimdi HDP'ye de diyoruz ki bırakın bu terör örgütünü savunmayı, gelin birlikte yaşama iradesini sergileme noktasında ne gerekiyorsa yapalım. Bunu yapın, silahları bırakın ve bu milletten de özür dileyin. Kürdünden de, Türkünden de, Arabından da özür dileyin. 12.700 şehidimiz var bizim. Yaklaşık 50.000 kişi öldü Tuğba Hanım. 1 trilyon dolar zararımız var bizim. Kim yaptı bunları? Diyorlar ki efendim orada yaralılar vardı. Orada efendim sizin ne işiniz var Allah aşkına? 12 Eylül öncesi kurtarılmış mahalleleri vardı bunların. Şimdi de kurtarılmış ilçemiz olsun, kurtarılmış ilimiz olsun istiyorlar. Ne yapacaksınız? Özellik ilan edeceğiz. Neyle ilan edeceksiniz? Zaten sizin Mardin'in, affedersiniz HDP almış belediyeyi, Diyarbakır'a HDP almış, Van'ı %80'inde, %90 bütçesini merkezi idareden gönderiyorlar. Bir kez daha yerel seçim olsa acaba o illeri de alabilecekler mi? Bu da kocaman bir soru işareti. Silahlar olmasın. Bunların var ya fikirlerin hiçbir anlamı yok. Ama silahlar olduğu vakitte Selçuk Bey aslında yıllardır aslında sizler söylüyorsunuz. İşte bakın bunlar böyleler, bunlar kendilerinden başkasına tahammül edemezler. Yıllardır söyleniyor ancak gelin görün ki çok acı tecrübeler yaşadık. Bunu bir kez daha söylüyorum ama hani bir musibet bin nasihattan iyidir denir ya. Çok acı tecrübeler yaşadık ama en azından artık herkes biliyor ki evet gerçekten bunlar Kürt halkının temsilcisi değil. Tam tersi Kürt halkının düşmanı. O yüzden diyorum bir yerel seçim daha olsa acaba bu saydığınız iller asla. O belediyeleri alabilecek. Artık Kürt halkı silahtan da korkmuyor galiba öyle değil mi? Hiçbir şeyden korkmuyorlar. Çünkü biliyorlar ki devlet güçlü ve şefkatli. Hı-hı. Devlet orada 65 yaşını geçene maaş veriyor. Kalkınma hamlelerini yaptığını görüyorlar. Yollar, barajlar, organize sanayiler, hastaneler, okullar, ilaçlar, hastanelerin bedava olduğunu görüyorlar. Duble yollar, otobanlar. Hı-hı. Bunları görüyorlar. Göletler, sulama sistemleri, üniversiteler, okullar, bunların hepsini görüyor vatandaş. Vatandaşımız çok ferasetli. Bir de artık bilgi edinme o kadar kolay ki dünyaya ulaşıyorlar. Anında dünyadaki bütün bilgilere sahipler. Güneydoğu Anadolu halkı hiçbir şeyden korkmuyor. Özgür yaşamak istiyor. Evet, artık onu. Zengin yaşamak istiyor. Buraya başbakanımız sivil toplum kuruluşlarını davet etmişti. Odaları, borsaları, oda başkanlarını. Hı. Ardından da sivil toplum dernekleri,
baroları davet etmişti. Hemen hemen herkes aynı şeyi söylüyor. Kesinlikle silaha hayır, kesin zulme hayır, şefkate evet, birlikte yaşama iradesine evet. Bunlar eksiklik varsa gideriz, konuşuruz diye söylüyoruz. Güneydoğu Anadolu'da devlet her geçen gün gücünü hissettiriyor. Zaten bizler de orada bugün sokağa çıkma yasağının olduğu yerdeki insanlara 1.000 lira kira yardımı yapıyoruz. Yiyecekleri veriliyor. İşe alınıyorlar bir diğer yandan geçici de olsalar. Aynı zamanda AK Parti genel merkezi olarak bizler sivil toplum halkla ilişki olarak ve sosyal politikalar olarak bu insanlara yardım etmeye gayret sarf ediyoruz. Kardeşler olarak bunu yapmak istiyoruz. Okullarımızı yeniden yapacağız. Camilerimizi yeniden inşa edeceğiz. Derneklerimizi yeniden kuracağız. Kadın derneklerimizi orada yeniden inşa edeceğiz. Ve bütün tahribatlarını gidireceğiz. Onlar yakacaklar, yıkacaklar. Biz de yapacağız ama hesabını da soracağız. Çok teşekkür ederiz Selçuk Bey. Sağolunuz, görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için ayaklarınıza sağlık efendim. Evet, şimdi kısa bir ara veriyoruz aranızda.